Merhaba değerli arkadaşlar. DEM Parti adına Muradiye Belediyesi'nde 31 Mart'ta güneşin şimdiden kendi ışıklarını bu toplumun üzerine yaymasının müjdesini verebilirim gönül rahatlığıyla. Siz de takdir edersiniz ki yaklaşık 7 yıllık bir süreçtir Muradiye Belediyesi kayyumlar tarafından yönetiliyor. Açıkçası kayyumun yaratmış olduğu o korkunç tahribatı, o devasa büyüklükteki kötülüğü ne kadar anlatabilirsek azdır. İnanın kestiremiyoruz. Kendi arkadaşlarımızla da zaman zaman bu konuda sohbetlerimiz oluyor. Fakat her şeyin üstesinden gelebilecek bir kudrete sahibiz. Bu konuda bütün yol arkadaşlarıma güvencimiz tamdır. Başta Muradiye halkı olmak üzere herkes müsterih olsun. Onurlu bir zafer bizi bekliyor. Bu süreçten sonra, büyük bir kazanımdan sonra Muradiye halkının bütün sorunlarına tek tek dokunmayı düşünüyoruz. İnanın seçim sürecinde yaklaşık 2 aydır gezmiş olduğumuz bütün köylerde başta bütün sorunların içerisinde yer alan yol sorunu, su sorunu, halkın barınma sorunu, bütün sorunlarla birebir karşılaşıyoruz. Kendim de bu memleketin bir ferdi olarak bu sorunlardan aslında uzakta yaşayan bir birey değilim ben kendi şahsım. Biz Muradiye'de hayvancılığı ön plana çıkaran bütün projelere destek sunacağımızı arkadaşlarımızla paylaştık. Özellikle kadın istihdamında Muradiye'de çok büyük eksikliklerin farkındayız. Halı tezgahı, kilim tezgahı, dokuma alanında kadın istihdamı ile ilgili bir yığın projelerimiz var. Özellikle süt mandırası açmayı düşünüyoruz. Bu yine kadın istihdamıyla ilgili, diğer arkadaşların istihdamıyla ilgili projelerimizdir. Zaten Muradiye'nin makus bir talihi ortadadır. Dikkat ederseniz basında sürekli yer alıyor. Bu son birkaç yıl içerisinde yüzlerce gençimizi inşaat köşelerinde, inşaatlarda cenazelerini teslim alıp ailesiyle birlikte defnettik. Bütün bu acılarda ortaklaştık. Ama bu makus talih değişecektir. İnanın Muradiye'de bütün gençlerimiz şu an metropollerde, inşaatlarda dalgın bir şekilde ailesinden binlerce kilometre uzaklarda inşaatlarda düşüp yaşamını yitiriyor. Bu bizi acıtan en büyük durumlardan biridir. Halkımızı her şeyden önce istihdam alanında metropollere yönetmemek anlamında ciddi anlamda projelerimizle, güçlü projelerle halkımızı bu konuda istihdam etmeye çalışıyoruz. Projelerimizin içerisinde ön ayak olma anlamında söylüyorum. Ciddi anlamda mesela Muradiye'ye bir fabrika kurabiliriz. Bu konuda istihdam alanını biraz daha geniş yelpazede tutabiliriz. Halkımızın bu konuda bizden istekleri var. Biz bu konuda hiçbir şekilde halkımıza kulak tıkamadık bu konuda. Bizi acıtan şeylerin her zaman karşısında durup savunucusu olacağız. Biz bu toplumun bunu yaşamasını istemiyoruz artık. Tabii biraz önce söyledim size de. Açıkçası kayyumun yarattığı bir tahribat da söz konusudur. Fakat işte biz bu projelerimizin hayata geçmesi için belli bir sürenin de geçmesi lazım. Nelerle karşılaşacağımızı açıkçası kestiremiyoruz. Bu konuda halkımız bize güvensin, müşteri olsun. Ne gerekiyorsa onların yanında olacağız. 8 yıldır kayyum eliyle gasp edilmiş belediyelerimiz bulunmakta. Ve bu ilçelerde hiçbir hizmet yapılmamış halde. Köy yolları olsun, kadına yönelik politikalar olsun hiçbir şekilde yürütülmemiş. Kadınlar ekonomik boyutuyla çok sıkıntı çekiyor. Yine köyler olsun, yol boyutuyla olsun, altyapı boyutuyla olsun çok zorlu, zahmetli, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Biz hizmet boyutuyla geldiğimiz zaman bu halka hizmet, şeffaf belediyeciliği bu halkla beraber yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. Kendimize güveniyoruz. İstiyoruz ki halkımız da bize güvensin. Eminiz ki bu seçimde biz kazanacağız. İrademize sahip çıkacağız ve bu iradeyle beraber biz belediyelerimizi halkla beraber yürüteceğiz. Şeffaf bir belediye anlayışıyla köy yolları olsun, projelerimiz engellilere dönük, kadın politikalarına dönük olsun, tarımcılık üzerinde kooperatifler olsun yaygınlaştıracağız. Kapı önü bostancılığı olsun, bunlar üzerinde büyük bir projelerimiz var. Tabii ki yerelden güç alarak yerel belediyeler anlayışıyla biz bu yolu devam ettireceğiz. İstiyoruz ki halkımız da bize güvensin. Biz hizmet için geliyoruz. Hiçbir zaman şahsi
çıkarımız ön planda olmayacaktır. Kendimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Biz halkımız sandıklarına sahip çıksın. Şu an şehir dışında bulunan bütün seçmenlerimiz de bu sandıkta görev alsın. Tek temennimiz odur ki hep beraber omuz omuza vererek bu kayyumun yarattığı tahribatların üzerinden gelelim. 8 yıldır kayyum eliyle yönetilen bu merkez ilçelerindeki belediyeler yolları çöp götürüyor. Gerçekten kaldırımlarda insanlar yürüyemeyecek, arabayla geçemeyecek bir hal almış. Merkez ilçemize bakıyoruz, resmen bir köy hali boyutuna gelmiş. Göçe zorlandıran bir gençlik var ve bu güç iş imkanı olmadığı için, hizmet olmadığı için gençler buralardan şehirlerini terk edip batıya gidiyor ve bir yaşama doğru ilerletiyorlar onları. Şimdi biz köy köy, mahalle mahalle çalışmalara katıldığımız zaman hepsi köy yolları, hepsi çamur, çöplük içerisindedir. Zaten kadına yönelik hiçbir politikaları yok ve kayyumlar ilk atıldığı zaman ilk olarak hedef haline getirdiği kadın kooperatifleri, kadın yaşam merkezleri oldu. Yine aynı şekilde kreşler oldu. Halkın kendi kendini yönetmelerine müsaadeleri yok, izin verilmiyor bunlara. Biz de diyoruz ki bizim hedefimiz de budur ki biz kadınlarla beraber bu kentleri yeniden inşa edeceğiz. Yeniden güzel bir merkez haline getireceğiz.